Günaydın. Günaydın. Ya bugün en kaçı? 30 Mart. Doktor kaçta gelecek? Hayrola? Aa, Ferit. Sen hiç iyi görünmüyorsun ya. Hasta mısın? Şifayı kaptım galiba ben ya. Bahar geldi diyorsun, zart diye kar yağıyor. Kaloriferleri de deli gibi yakıyorlar zaten. Gel, gel otur şöyle. Of, etlerim acıyor ya. Sen böyle hastalandığın zaman hep mızmızlanır mısın? Ay, ne bileyim ben. Otur bakalım. Melek bak ne buldum. Ne zaman gelsem buradasın Ferit. Şu kızı rahat bırak artık. Ya ateşi var, üşütmüş galiba. Ah canım, doğuda görev yapanlar ne yapsın? Günlerce karkış demeden yürüyorlar. Neyse, sen ne gösterecektin bana? Ha, perde için örnek getirdim. Şuna baksana. Nasıl? Yani. Beğenmedin mi? Ya ben daha böyle mavi gibi falan düşünmüştüm ama. Hadi ya. Neyse, ev senin. Ya, öyle deme, kırılırım bak. Kırılma, tamam. Bu hafta el bombası eğitimi vardı değil mi komutanım? Evet, dün yaptırmadınız mı? Araya işler girdi, bedelliler filan yaptıramadık. Önemli değil, bu hafta eve bile zor gittin, farkındayım. Haftaya planlasak diyeceğim ama gelecek haftada bedellilerin eğitimi var. Ben nezaret ederim, sen dert etme. Aman komutanım, olur mu öyle şey? olur tabii, zaten masa başında oturmaktan sıkıldım. O zaman Ahmet Başçavuş'a söylerim, o yaptırır. Ben içmeyeceğim Ferit. Ne oldu, neyin varmış? Üşütmüşüm biraz, o kadar komutanım. Bana bak, senin gözlerin hiç iyi bakmıyor. Kırgınlık var biraz komutanım ama C vitamini alacağım. Geçer herhalde. Gel. Postanızdan şikayetçiyim Levent Üsteğmen'im. Hayırdır? Yarım saattir onu arıyorum. Doktor bir ateşi var, revire yatsın dedi. Bir arkamı döndüm, Ferit Beyler yoklar. Ferit? Komutanım bir sürü iş güç var. Bedelliler gelecek. Kim bakacak onlara? Vah vah vah. Doktor iğne yazdı mı Melek? Sabah akşam iki tane. Tamam. Onun da etkisi var komutanım. Yalan söylemeyeceğim. Şu hale bak. Konuşmaya gelince kocaman adam ama iğne olmaktan korkuyor. Şaklabanlık yapma da revire git. Yat Ferit. Emredersiniz komutanım. Hadi Ferit, bir iki kaşık daha iç hiç olmazsa. Ya Melek çok kötüyüm diyorum ya. Su bile içemiyorum, boğazıma takılıyor. Zaten boynum terliyor. Ayaklarım yanıyor ya. Başımı dik tutamıyorum, çok fena oldu. Ne sormuştun sen? Amma mızmızlandı sende ya. Bak hasta erkek hiç çekemem söyleyeyim. Böyle olduk yani şimdi. İyi git annemi çağır gelsin. O bakar bana, anacığım benim. Ya ben böyle yatınca daha kötü oldum sanki. Ayaktayken gene iyiydim değil mi biraz? Bak, bir şeyler yemezsen hiç iyileşemeyeceksin. Hadi benim hatırım için. Hadi gel. Ya hayır ya. Melek çok sıcak ya vallahi. Üstelik bir de yağlı yapıyorlar, midem kalkıyor yediğim zaman. Kötü yani. Vallahi çok güzel olmuş. Hadi sıra sende. Aferin bak. Hepsini sokmak zorunda mısın ya? Aman Ferit, bir kere benim elim çok hafiftir. Herkes öyle söyler. Belli, bacağından çıktı iğnenin ucu. Aman, senin de hastalığın amma pismiş be Ferit. Özür dilerim ya. Affedersin, bir daha hasta olmam. Geçmiş olsun postacı. Sağ olun komutan. Çıkıyor musun Melek? Yok ya, biraz daha kalayım diyorum ben. Biraz işler var da. İşin uzun sürmezse bekleyeyim, boşu boşuna taksi parası verme. Yok sen hiç bekleme ya, git uzun sürebilir. Hemşire Şevkat ha? Hadi bakalım kolay gelsin.
Melek. Melek. Beni böyle hala. Ya Melek içmeyeyim ya. Vallahi tadı çok kötü lütfen. Ya bak ama iyi gelecek. Sonra bütün gece uykunda sayıklıyorsun. Sayıklıyor muyum? Ne diyorum? Hiç. Önemli değil ya. İşte öyle çıktın kızdan onları filan. Allah Allah. Kimmiş peki onlar, ne dedim? Yasemin dedim. Ne dedin? Yasemin. Yazıyorsun. Tanımıyorum öyle birini. Sallama. Ay Yeşim de o zaman. Ay ne bileyim, sayıklıyordum. Allah Allah. Ben de dün gece sanki böyle birinin elimi tuttuğunu mu hissettim? Gördüm mü? Rüya mı? Gerçek mi? Bir şey yaşadım ama. Rüyadır, rüyadır. Ya sen içsene şu ilacı. Günaydın. Nasıl oldu? Daha iyi. İşte zorla ilaç içiriyoruz. İçtim ya. Ne? Artisttir benim postam. Sen ilaçları yuttum dediğine bakma. Nerede ilaçlar Ferit? Yuttum komutanım. Ferit. Gördün değil mi ilacın nasıl içtiğini? Ağzında saklamış. Sen çıkınca atacak. Aşk olsun Ferit. Yut onu Ferit. Komutanım ıslandı, yenisini... Yut dedim Ferit. Ya ne diye kalacaksın? Hem de cuma. Gidip arkadaşlarınla eğlen, bir şeyler yap, ne bileyim. İyi de... Bu benim görevim. Yani ne bileyim, gece bir şeye ihtiyacın olursa. Ya bir şeye ihtiyacım olursa kalkar alırım. İyiyim ben. Bak ayağa da kalktım. Emin misin? Melek hemşire, biraz daha ısrar ederseniz bana karşı ilginiz olduğunu düşüneceğim. İyi be. Ne halin varsa gör. Ya tamam kızma, şaka yaptım ya. Teşekkür ederim. Her şey için. Sen benim için çok şey yaptın. O yüzden herkese gösterdiğimden biraz daha fazla iyi gösteriyorum. Hepsi bu. Biliyorum. Şakaydı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buongiorno signorita. İyi akşamlar. Naber? İyidir yani. Nöbetçi olmuş musun? Tabii oğlum. Kendim yazdım. Sabaha kadar 2 saatte bir devreye gezeceğim. Onun dışında yanındayım kardeşim. Eyvallah, süper fikir. Sigara var mı? Var var oğlum. Ben kantine gidiyorum. Bir şeyler alacağım. İster misin? Abi soğuk bir şey al. İçim yandı çünkü. Emrin olur paşacığım. Eyvallah. Asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!